imkanlarıyla kıyaslamak lazım. İmdat Bey'in zamanındaki imkanlarla Hakan Bey'in zamanı veya Mumtaz Bey'in zamanındaki imkanlar aynı değil. O, çünkü siz İmdat Bey'in döneminde biliyorsunuz. Onu da biliyorum. Son dönemi de biliyorum. Tabii bu imkanlarla elinden geleni yapmışlardır. Hepsine buradan hürmetle selamlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ölenleri de bir kat daha rahmetle yad ediyorum. Şimdi bizim AK Parti belediyesi, tabii ki bizim belediyeciliğimiz İmdat Bey'le başladı. AK Parti belediyesinden önce aynı kültürden geldiğim için Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman biz Ardeşen'de belediye başkanlığını almıştık. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yani el veriyoruz. Bayrak yarışıdır bu. İmdat Bey bayrağı Mumtaz Bey'e devretti. Mumtaz Bey Hakan Bey'e devretti. İnşallah Hakan Bey bize devredecek. Çünkü bu tabii halkın teveccühüyle olacak. Allah'ın izniyle. Bu olduktan sonra yapılan şeyleri biz ne yapacağız? Belediyenin yaptıklarını devam edeceğiz. Yapamadıklarını biz bitireceğiz. Olması gereken şey bu. Biz mesela İmdat Bey, Mumtaz Bey zamanında Ardeş'in en önemli eksikliklerinin bir tanesi şehir mezarlığı bir mezarlık problemimiz var. Mezarlık aldık fakat etrafındaki mahalle ayak aktı. Hakan buraya. Bey bunun uygulamasını herhalde başlattı bildiğim kadarıyla. Hakan Bey teşekkür ediyorum. Bir arazi aldı. Projesi de yapıldı. Şimdi o arazi bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Bu noktada Hakan Bey'e teşekkür ederim. Evet. Biz İmdat Bey zamanında kanalizasyonun büyük bir kısmı yapılmıştı. Mumtaz Bey bunu devam etti. Hakan Bey bunu üst mahallelerin bir kısmına götürdü. Aynı zamanda arıtma koydu. Şu an arıtma da hayata geçti. Geçecek 3 ay sonra devreye giriyor. Bunun dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben bunu devam ettirmem lazım. Çünkü üst mahallelerden şu anda baktığımda 5-6 mahallenin de bu kanalizasyonu devreye sokmamız lazım ki o mahallede kurtulsun. Çünkü artık vatandaşın beklentisini ne yaptık? Evet, Artırdık. Artırdık tabii ki. Konfor herkes her zaman bulaşıcı hastalık gibidir. Konfor olduktan sonra kimse bakmıyor. Orada var bende niye tabii, yok? Tabii. Hakkıyla de. Şimdi Hakan Bey döneminde yani şu andaki belediyelerimiz Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşire, Hemşin ortak bir çöp transfer istasyonu ihalesi yapılmış. Bu transfer istasyonuyla çöpler transfer edilir. Yani artık vahşi depolamadan nispeten kurtulacağız. Ama bunu ben Ardeşen'de nispeten evlere gittiğim zaman da konuşuyoruz, çevrede de konuşuyoruz. Artık yeni konsept sıfır atık projesi. Evet. Mümkün olduğunca biz atık üretmeyeceğiz. Bunun için ama önce bir anda arabada frene basınca araba durmuyor. Tabii bir altyapısını oluşturmak lazım. Belli bir süreç var. Bu süreci iyi götürmemiz lazım. Bu sürecin sonunda da Ardeşen'e güzellikler yaratmamız lazım. Ama bu süreç böyle devam ederken önce geri dönüşümü çok hızlandıracağız. Yani çöp aktarma transfer istasyonuyla göndereceğimiz çöplerin sayısını 1/3'e, 1/4'e düşüreceğiz. Diğerleri geriye çekeceğiz. Şu anda vahşi depolama gibi olan o alanı da mutlaka rehabilite edip hayata geçireceğiz. O bizim için çok önemli bir alan. Görsel noktasında şurada varsa alalım içeride arkadaşlar. Olabilir. Buradan da gösterebilirsiniz. Kamerada alabilir. Evet. Şu andaki mevcut durum. Evet. Bu Hakan Bey'in kabahatı, efendim, bundan önceki belediyenin kabahatı şeklinde düşünmüyoruz. Çünkü imkan böyle, bu kadar yapabildik. Ama şu anda transfer istasyonu olduktan sonra biz bu çöplerimizi ne yapacağız? Artık yedikmek zorunda kalmayacağız. Anladım. Transfer edeceğiz. Peki transfer ettiğimiz zaman ne olacak? O arazi böyle mi? Öyle bu bahsediyor. Alanı daha farklı değerlendireceğiz. O araziyi bu hale getireceğiz. Tek bir şey var burada, özür diliyorum. Çizenler burada dereyi gri yaptılar. Burada mavi yaptılar. Biz dereyi mavi yapamayacağız. Hangi renkte akıyorsa o renkte akacak ama çevresini bırakacağız. Burada ne oluyor? Burada sosyal alanlar, spor tesisleri görüyorum ben. Söyleyeyim. Fırtına Deresi'nin yanında yukarıya doğru derenin sol doğu tarafında organize sanayi bölgesine doğru çıkan ciddi bir imarda yolumuz var. Fakat bunu daha aktif hale getirmedik. Burada bir trafik yolunu koyacağız. Evet, şu an görsel olarak da buradan da bakabilirsiniz. Görsel olarak evet. Trafik yolunu koyacağız. Yanında bisiklet yolunu koyacağız. Yanında yürüme olacak. Yanında pergoller olacak, insanlar dere üstünde oturacaklar. Bir de burada belki Aqua Park gibi zaten düşünülen o bir eğlence yerini de belediye olarak yerleştirebilirsek
Bu bölgede sanıyorum Trabzon'da da yok herhalde akvapark. Yok. O zaman ilk olursunuz. İnşallah. İnşallah. Bunu becerirsek. Orası gerçekten önceden burası çöplük müydü? Bunu yatırımcısını bularak herhalde. Tabii tabii. Birlikte yapacağız. Ama akvapark 2-3 senede kendi parasını çıkartır. Onu da biliyoruz. Yani yatırımcısı dediğimiz çok zor bir olay değil. Belediye olarak da yapılabilir bunu. Belediye, çünkü bizim bir şirketimiz var. Belediye şirketimiz. Albesandi. Onun üzerinden de yapılabilir. İlle yatırım gelmedi diye biz bunu bırakacak değiliz. Bunu hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Burası çok güzel bir alan olacak. Ardışın dedim ya, eskiden dedim ya, ilk geldiğimiz zamanki ihtiyaçlarla şimdi ihtiyaçlar değişmiş. Çok farklı. Şu anda diyor ki benim çocuklarımın bisiklete bineceği alanlar yok. Evet. Bisiklet yollarına olmaz olmaz ihtiyacımız olmaya başladı. Önce de araba yollarıydı, şimdi bisiklet yolları. Ve daha çok sosyalite dediğimiz işte. Ki hareketli toplumda da bunlar artık genel yöneticilerin uygulaması gerekiyor. Artık diyoruz ya, şehirler yaşayan organizmalar. İhtiyaçları her geçen gün değişir. Belediye başkanları da o ihtiyaçlara göre çare üretmek zorundadırlar. İlgili bakanlıklar, Çevre Bakanlığı'nda bunlara ciddi bir anlamda proje desteği verdiğini ben biliyorum. Tabii. Evet. Ya biz bunu yerinde konuşuyorsak arkamızdaki gücümüzle konuşuyoruz. Yani devlet olmazsa o kadar çok biz bunu yapacağız, şunu yapacağız demenin bir anlamı yok. Elbette hükümetimizin bu konuda ciddi manada desteği var. Mesela son dönemde bir millet parkı desteği var ki inşallah bunu da hayata geçirmeye çalışacağız. Bizim şu anda Ardışın Belediyesi, Ardışın geldiği zaman iki tane yer çok önemlidir. Sahilde iki tane çay bahçemiz var. Evet, belediye yaptı. Yapan önce Mumtaz Bey başladı. Yöresel yemek yeri de güzel. Yöresel yemek bir alan oluşturdu. Bundan ilk başta Mumtaz Bey'di. Küçük bir şekilde, küçük demeyelim de oturan hali getirilmişti. Hakan bunu modernize etti, Hakan Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ve şu anda işte belki Hopa'dan Rize'ye giderken herkesin uğramak istediği bir yer. Şimdi oradaki bahçelerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi de trafik yoğunluğu. Çok fazla yoğun olduğu zaman ana yola da iniyoruz, yani şehir arası yola. Bizim otopark meselemiz başladı. Eğer biz burada görüldüğü gibi görselde şu anda görüyorum. Eğer biz bunu becerebilirsek, ki becereceğiz o noktada, becerebilirsek demeyelim, yaptığımız an otopark meselesi çözülmüş olacak. O bile o zaman. Tabii önce diş ana mendirek demeyelim, ana mamuzlarını yaparsa, ana su dalga kırma kısmını devlet yapar. Yani. Arka tarafını tamamen biz yapacağız. Dolgusunu ve düzenlemelerini biz yapacağız. Ana dolgusunu, dalgaya karşı dolguyu devletten isteyeceğiz. Bu bizim otopark meselelerimizi çözdüğü gibi 110 bir yer çıkıyor. 110. Orada sahilde. Ve çok büyük de bir maliyeti yok. Çünkü deniz nispeten orayı doldurmuş Fırtına Deresi'nin yıllarca taşıdığı. Tahkimatıyla. Evet. En fazla derinliği 5 metre şu anda bildiğim kadarıyla. O olduğu zaman ciddi manada Ardeşen'in bir sosyal nefes alabileceği bir alan olacak. Çünkü Ardeşen'de sağ olsun Mumtaz Bey döneminde bir park yaptık. Gerçekten bir nefes alamıyor ama bizim bu Karadeniz insanı denizle haşır neşir olmayı seviyor. Evet. Ya hışırtısını duyacak, ya su yüzüne sıçrayacak. Yani yolla birlikte biraz yakınlaştırmanız lazım. Siz yerel yöneticiler. Yol bizi denizle kopardı. Kopardı. Şimdi denizde tekrar haşır neşir olacağımız bir alan oluşacak inşallah. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey? Proje noktasında önem verdiğiniz. Ya şunu söyleyeyim. Bizim Ardeşen Belediyesi bir de çok konuşulan bir şey var. Onu da belirteyim. Ardeşen Belediyesi suyu elektrikle pompalarla yukarıya basıyor. Bundan dolayı su maliyeti yüksektir diye bazı eleştiriler geliyor. İşte su maliyeti yüksektir diye Ardeşen Belediyesi geçen gün sağ olsun Hakan Başkanımla bir araya geldim. Dedim ya böyle böyle konuşuluyor. Bizim fiyatlarımız yüksek midir? Yok dedi. Ortalamanın altındadır. Yani Rize'nin ortalama su fiyatlarının altındadır. İşte Rize Belediyesi cazibeyle alıyor Andon suyu. Pazar cazibeyle alıyor. Fakat onlardan daha pahalı bir su kardeşim bir elektrik de verdiği halde kullanılmıyor. Su fiyatları açısından. Ama bu tabii ki düşürülebilir mi? Yani daha fazla ihtiyaç sahiplerinin yanında pozitif ayrım yapılabilir mi? O düşünülecek yani yarın belediye meclisiyle birlikte yapacağımız çalışmadır. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biraz önce bir şey söyleyebilirim. Bizim su aldığımız yataklar şişelenebilir kalitede sudur.
Farkı şu. Şişirilebilir zaten sudaki parametrelerle, yani içerisindeki olan özelliklerle içilebilir parametreler farklı. Yani ne diyelim? İçinde magnezyum atıyorum 10%, demir, şişirilebilir orandayken bunda 1/1 olması lazım. Demiri, bakırı veya diğer özel civası falan, civa hiç olmaması lazım da böyle bir parametreler var. Bazen örnek veriyorum. Yani çocuklarımıza gittiğimiz zaman bir spor mağazası gidince ayakkabı 400 lira. Aynı benzer ayakkabı pazarına gidiyorsun 20 lira. O kalite bu. Evet. O kalite. Bizim içtiğimiz Ardeşen'de içilen su da marka o değeri. Marka değeri. Yani vatandaşımız kendi nimetlerinin insanoğlu kıymet bilmez. Elinin altında olmuş sürekli. Böyle marka değeri olabilecek bir suyu kullanıyor. Bu suyu o bir suyla değiştirme, yani dağdan gelebilecek bir suyla, yani arıtılmış bir suyla değiştirmek Ardeşen halkını yapabileceği büyük bir zulüm olarak düşünüyorum. Peki ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Ardeşen Belediyesi, Ardeşen halkı da şunu söylüyor. Benim suda kullandığım enerjinin maliyetini düşür. Düşür. Çünkü niye boşuna para harcıyorsun? Bunun için iki tane adım atacağız. İki adım atacağız. Bunu bir tane yapacağımız adım, hemen ikisini hemen yapacağız da. Bir tanesi yeni depolar yapacağız. Büyük depolar yaptığımız zaman bunun faydası şu olacak. Gece saat 10 ile sabah saat 6 arasında elektriğin kullanılma fiyatları düşüktür. Yaklaşık %60 ortalamaya göre düşüktür. Biz elektriği sadece o zaman su depolarına o zaman basacağız. Oradan da tasarruf edeceğiz diyorsun. Bu %60 başlangıçta bir tasarruf. İkinci bir şey, 2006 yılında bir HES yapmayı düşün. 700 kW'lık bir HES düşünüyorduk. 750 kW'lık HES'in de ortalama fiyatı 750 bin dolar. O da nedir? Bugün parayla 4 milyon lira civarında bir şey. Bu da bunu da yaptığımız zaman o da 2-3 sene içerisinde kendini amorti eder. HES. Bunu da yapınca bizim Ardeşen Belediyesi Ankara'dan sürekli İller Bankası, tabii küçük belediyelerin gelirleri hep İller tabii. Bankası'ndan gelecek paralara bakar. Bir miktar İller Bankası'na gelecek paralarla ne yapacağız? Kendi kaynaklarımızı ilave edeceğiz. HES'le birlikte kendi kaynaklarımızı ilave edeceğiz. Deniz alabalığı projesiyle para kazanacağız. Bunları yaptığımız zaman, eğer bunları biz tamamen doğru deniz diyorsun. Alabalığına zaten ciddi anlamda eğer seçilirsek diyoruz, önem vereceğiz ve bu çehreyi de değiştirecek. Bakın, deniz alabalığının geldiği zaman onu mutlaka Ardeşen'deki paydaşlarımızla oturup şunu konuşacağız. Buradan gelen gelirler sadece yol, su yapılması için kullanılmamalı. Ardeşen'in eğitimine oradan para ayrılmalı. Bunun sporuna para ayrılmalı. Bunun kültürüne para ayrılmalı. Niçin? Gidiyorsunuz kültürel bir etkinlik yapacaksınız. Bir esnafa gidiyorsunuz. Bana bir 5 lira ver diyorsunuz. Ya adam sana da vereyim. Öbürüne de cami için geliyorlar, onun için geliyor. Adamları zorluyoruz. Bunu yapacağımızda bizim Ardeşen'deki zenginliklerimizin bir kısmını buraya ayırmamız lazım. Atın olanlar da kullanalım diyorsun tabii, buradan gelecek. Yani biz bir şey bilmemiz lazım. Gelen gelirlerimizin bir kısmını kültürel olarak, bir kısmını sportif olarak, bir kısmını burs olarak. Balığı tutalım, tuttuğumuz balığın parasıyla da diğer etkinliklerde bunu harcayalım. Tabii bunun bir kısmını, biz %10'unu bu amaçla kullandığımız zaman Ardeşen açısından hiçbir kültürel, sportif ve burs ihtiyacı hiçbir çocuğumuzun kalmayacak. O zaman bunlara da, özellikle sportif etkinliklere de siz eğer yetkiyi alırsanız döneminiz itibariyle destek olmaya devam edecek. Handbolda, sporlarında, basketbolda, çünkü orada çeşitli renklilikler görüyoruz ve ön plana çıkıyor Ardeşenimiz de, mutlu oluyoruz. Uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Evet. Bu noktada bakış açınız aynı mıdır, nasıl bakıyorsunuz? Ben spor yaptım. Evet. Sporu seviyorum. Sporun insanları kötü alışkanlıklara da uzak tuttuklarını söylediniz zaten. Bireysel spor veya takım halinde yapılan sporlar da çocukların sosyalitesini artırıyor. Bu nedenle çocuklar zaten göz oldukları için olumsuz bir şey de yapma şansları da olur. Bu nedenle çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve belli dönemlerini en azından sporla geçirmek zorundayız. Peki sadece spora geçirdiler, bizim bu spor yaptılar, ondan sonra rafa kaldırdılar meselesi olmasın. Ardeşen'deki gençlerde şu anda U17 takımında Ardeşen'in milli takımda oynayan çocuklar olmaya başladı. Galatasaray'a vermişler. Fenerbahçe'ye vermişler. Trabzon'a vermişler. Demek ki biz çocuklarımıza sporda yatırım yapabilirsek, imkan verirsek belli bir zaman sonra geri dönüşü de olacak. Ekonomik olarak da geri dönüş olacak. Mutlaka bunu yapmamız lazım. Yani
toptan kalite dediğimiz toptan hep birlikte kalkınacağız Ardeşen'de. Bunun için Ardeşen Belediyesi bunun itici, lokomotifi olacak. Bununla ilgili her türlü fikre, her türlü etkinliğe açız. Turizm fakültesi, öğrencilerin konaklaması, özellikle tabii yine diğer ilçe belediye başkan adaylarıyla da program yaptığımızda içerisinde konutlaşmada sıkıntı olduğu için Ardeşen'in burada ön plana çıktığını ifade ediyorlar. Katılıyor musunuz? Ve turizmde tabii Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin önemli bir bölümü Ardeşen ilçemizde ve turizm beklentisinde belediye olarak neler planlıyorsunuz eğer seçilir yetki alırsanız ne tür projeler? Teşekkür ediyorum. Ve turizm denince bu bölgeye şu kadar turist giriyor rakamlar var ama bu turistlerin büyük kısmı Gürcistan'dan gelen işçilerdir. Kesinlikle. Yani burada onları da biz aslında gelirimizi aldıkları için turist olarak kabul ediyoruz. Turist olarak kabul ediyoruz. Doğru. Bizim burada para bakacak turistler. Evet. Turist geldiği zaman Ardeşen'e gelince işte falan mobilya mağazasına gideyim mobilya alayım diye gelmeyecek. Hı hı. Efendim veyahut bir giyim mağazasına gideyim de giyim alayım diye gelmeyecek. Bizim kültürel değerlerimizden pazarlayabileceklerimiz varsa onu sunacağız. Veyahut bizim en önemli buraya niye geliyor? Tarihimiz yok. Bizim burada doğal güzelliklerimiz var. Doğal güzellik nerede? Merkez olarak Ayder gözüküyor. Hı hı. Ardeşen'de Deremeza diye bir bölgemiz var, yaylalarımız var. Bunları faaliyete soktuğumuz zaman onları besleyen bir alan oluşturmamız lazım. Şimdi benim çok fazla alanım turizm değil. Ben elektrik mühendisiyim. 25 sene içerisinde Ardeşen'deyiz. Turizm son dönemin yükselen değeri. Yeşil yol yapıyoruz. Buna bağlı alırız yani devlet yapıyor. Yapıyoruz dediğim zaman belediye olarak yapmıyoruz. Devlet turizm eksenli bu bölgenin katılması gerektiğini düşündü. Ve doğru bir düşünce. Biz bunun en ufak bir aleyhinde konuşmanın çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu yol mutlaka yapılmalı. Bir an önce de bizim bölgenin insanları bu turizmden istifade eder hale gelmeli. Biz Ardeşen'de yapılması gereken şeylerden bir tanesi biz ne yapabiliriz? Altyapı oluştururuz. Ona göre projelerimizi yaparız belediye olarak. Şimdi Ayder dönüştürülüyor. Evet. Allah razı olsun bu devlette. Devletimizin büyüklerinden, başta Cumhurbaşkanımızdan. Aynı zamanda bir havaalanı yapılıyor. Havaalanı yapılmasının sebebi Ardeşen'den Trabzon'a işte 1,5 saate giderken 5 dakikaya gidelim. Değil. Bizim için değil tabii ki. Bu turizm ekseninde büyümemiz içindir. Peki, ve ilçelerinde genel yöneticilerine ciddi görevler düşüyor. Evet, şimdi o başladı. İlk yapmamız gereken şey Turizm Bakanlığı'ndan bu bölgenin akıllıysa, devletin aklını işte valilik olabilir, kaymakamlık olabilir hep birlikte bana düşen nedir? Ardeşen Belediyesi olarak ben yapmam lazım. Fındıklı Belediyesi ne yapması lazım? Hep birlikte toptan olarak bu turizmi canlandırmamız lazım. Bir yerde sadece Ardeşen turizmi iyi oldu, pazar kötü, fındıklı kötü, böyle turizm olmaz. Toptan olarak biz bunu yapmamız lazım. Bunun için de mutlaka ortak projelerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Bunu da üst akılla birlikte biz buna yeterince canı gönülden destek vererek bize ne düşüyor, biz ne yapabiliriz diye bunun çabası içerisinde olmamız lazım. Bunu düşünüyoruz çünkü geçen gün Sayın Osman Aşkın Bakanım'la bir sohbette onu söyledi. Büyük bir ihtimalle seçimden sonra şu andaki Turizm Bakanımız mutfaktan İşin gelmiş. İşin içerisinden gelmiş adam. Bu bize bir ekip gönderecek bu bölgeye. Bununla birlikte biz neler yapabiliriz noktası bizim için ufkumuzu daha çok açacak diye düşünüyorum. Yani bir envanter ortaya çıkacak. Tabii, olmadan Fındıklı da iyi değil, Ardeşen de iyi değilse Fındıklı'yı da güzelleştirmemiz lazım. Örneği bu şekilde biliyorsunuz. Bunu deyince bir şey aklıma geldi. Şimdi diyelim ki sokak hayvanları ile ilgili bir manada şeyler var. Eleştirel var. Sokak hayvanların insanları rahatsız etmemesi isteniyor. Güzel. Şimdi Ardeşen'de oturduruz. Bir sokak hayvanları için bir merkez yaptınız. Rize'de var. Siz de yaptınız. Topladınız. Aşısını yaptınız. Bakımını yaptınız. Kısırlaştırdınız. Ve insanlara zarar vermeyecek halde sokağa bıraktınız. Evet. Güzel. Siz işinizi yaptınız. Peki Fındıklı bunu yapmadı. Fındıklı'dan buraya köpek gidecek. Pazardan oraya köpek gidecek. Ne yapmamız lazım? Bunu çözmemizin tek yöntemi nedir? Fındıklı'yı da bu işin içerisine çekmektir. Pazarı da çekmektir. Çamlı hemşin. Hep birlikte olmamız lazım. Hep birlikte olmazsak çözüm ne oluyor? Çözüm yarım oluyor. Hı hı. Aynı şey turizmde de birlikte yapmazsak bir taraf iyi bir taraf kötü. Bunun bir anlamı yok ki. Hepimiz iyi olacak. Bir Nevşehir'e gidiyorsunuz. Bütün ilçeleriyle birlikte turizm kentidir. Niye Rize bütün ilçeleriyle birlikte bir turizm kenti olmasın? Ben böyle bakıyorum olaya diyorsunuz. Tabii toptan bakıyorum. Evet. Toptancıyım.
Yarın Bakan, İçişleri Bakanı hem Ardeşen'e hem Fındıklı'ya geliyor. Bu arada programı da sizden dinleyelim. Yavaş yavaş da süremizi tamamlamaya başladık. O kadar zaman geçti mi? Evet. Burada bu stüdyoya girince genelde konuklar bunu söylüyorlar. Tamam. Zaman teşekkür bu kadar ediyorum. Hızlı geçiyor mu diye. Sayın Bakanım Süleyman Soylu, teşekkür ediyorum. Gerçekten bize bir değer veriyor. Ardeşen'e geliyor. Yarın saat 11'de belediyenin önünde Süleyman Soylu'yu karşılayacağız. Onunla Ardeşen'e hitap etme fırsatımız olacak. Süleyman Soylu bizim göz ağrımız. Evet. Çok sevdiğimiz bir bakanımız. Bütün bakanlarımızı seviyoruz. Süleyman Soylu'yu da hasreten seviyoruz. Onun için bizim Ardeşen'in gelmesi bizi işini layıkıyla yapan bakanlardan bir tanesi. Doğru. Bütün bakanlarımız işi layıkıyla yapıyor ama son dönemde terörle mücadele bizim en önemli tabii. mücadelemiz olduğu için şey onun üzerinde projektörler onun üzerinde olduğu için o da işini doğru yapıyor. Diğer bakanlarımız da işini çok doğru yapıyorlar. Fakat projektörler onların üstünde olmadığı için Süleyman Bey'i görüyoruz tabii ki. Bundan dolayı Süleyman Bey'e hasreten teşekkür ediyoruz. Bir de madem sonlara geldik bir konuyu da belirtelim, arz edelim. Devletimiz Allah razı olsun yani bu devlet sadece belediyeleri bazı şeyleri yapmıyor. Devlet kendi halkını düşündüğü pek çok yatırımlar yapıyor. İlçeler ise de der ki biz doğalgaz istiyoruz, doğalgaz istiyoruz, doğalgaz. Rize'de var. Hı hı. Çerli'de yok, Pazar'da yok, Ardeşen'de, Fındıklı'da yok. Devlet diyor tamam yapalım ama biliyorsunuz firma bu kadar uzak bir yere ben hat yapamam deyince devlet bir yasa çıkarttı. Bir yönetmelik yanlış bilmiyorsam. BOTAŞ 20 bin nüfusunun üstünde olan yerlerin hatlarını yapacak diye. Bu hükümetimizin Allah razı olsun. Mis gibi oldu diyorsunuz. Tam bize oydu. Tam bize oydu. Zaten bizim için çıkartıldı öyle diyelim. Şu anda doğalgaz çalışması devam ediyor. O zaman teşekkür ediyorum. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ydı. Onun zamanında oldu. Ve şu anda sanırım hatla ilgili son rutuşlardır belki de çalışılıyor. Ardeşen'de de doğalgaz terminalleri yapıldı, dağıtım istasyonları yapıldı ve kısmen çalışmaya başladı. İnşallah bunu hızlı bir şekilde bu işin yatırımcısı olan Aksa firmasıyla birlikte oturacağız. En hızlı nasıl yapabilirsek o kadar hızlı yapacağız. Çünkü ne kadar çok gaz satarsa Aksa da o kadar çok para kazanacak. Ardeşen'de doğalgazla tanışacak ya. Yani. Evet. Doğalgazı tanıştık. Şu anda dökme doğalgazla tanışmış. Çay fabrikada dökme doğalgaz veya LPG dediğimiz sıkıştırmış gaz kullanıyor. Ama doğalgazı da kullanacağız. Çünkü Ardeşen'de ciddi manada hiç fark edilmiyor ama ciddi manada kışın hava kirliliği var. Evet. Peki. Başarılar diliyoruz size, ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz. Var mı başka ekleyeceğiz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar bizi misafir diliyoruz. Ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah tekrar nasip etsin. Sağ ol. Ardeşen AK Parti Belediye Başkanı